Arkadaşlar, bugün depremin ikinci günü. Biz Cansu'cum, Caner'cimle beraber evden çıktık. Atakum Belediyesi düğün salonuna gidiyoruz. Arabayı şöyle üst tarafa park ettim. Atakum Belediyesi düğün salonuna gidiyoruz. Çünkü yardım toplama merkezi olarak orayı oluşturmuşlar ve yardıma ihtiyaçları varmış. O yüzden hep beraber gidiyoruz. Çoluk çocuk gidiyoruz işte, yardım edeceğiz inşallah, enkaz bölgesine, deprem bölgesine ulaştırılacak. Gidelim bakalım, elimizden ne geliyorsa yapalım arkadaşlar. Yani evde otur, üzül üzül, dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimizden. Bu şekilde dedik, yardım edelim. Cansu'cum iletişime geçti, aradılar. Dediler kalabalığız ama yine de yardıma ihtiyacımız var. Gelin dediler, o yüzden gidiyoruz bakalım. Allah'ım kabul etsin. Herkesin yardımını, duasını kabul etsin. Enkaz altındakiler bir an önce çıkarılsın inşallah. Haydi gidelim bak. Dolu başladı arkadaşlar sırasında. Neyi kafama geçireceğim? Atkıyı mı? Ay çok fena. Buralar bayağı kalabalık. Oh. Geldik çok şükür. Herkes seferber olmuş durumda arkadaşlar. Herkes bir şeyler getiriyor, bırakıyor. Bu kalabalık ondan. Hani ablan oğlum? Arkadaşlar koliler bayağı bir yapıldı. Kapatılıyor. Şöyle koliler geliyor tekrardan. Şimdi tek tek taşınıyor böyle, elden ele elden ele taşınıyor, tura geçecek. Şöyle arkadaşlar, elden ele elden ele koliler gidiyor. Ayakkabılar sola, ayak kıyafetler sunum sayana. Böyle. Bir taraftan koliler giderken yeni ürünler de geliyor arkadaşlar. Onlar da tekrardan kolilenecek. Pardon. Tır gelemiyormuş arkadaşlar. Onun anonsunu yapıyorlar. Yardım tırı içeriye giremiyormuş. Araçlarınızı çekin. Tır giremiyor. Sadece zorluk çekiyoruz şu an. Lütfen soğuk derde sizleri bekliyor. Tır araba giremiyor. İçeriye doğru uzatalım. Sürekli arabalar dolusu yardımlar geliyor arkadaşlar. Çocuk bezleri, ıslak mendiller, montlar, koliler, bakın. Çok şükür. Gün birlik günü. Beyler yavaştan zincir yapalım. Tır gelecek inşallah arkadaşlar. Sürekli yardım malzemeleri geliyor arkadaşlar. Tır da karşıda bekliyor, daha şey yapamadı, gelemedi, içeriye yaklaşamadı. Arkadaşlar koliler bir taraftan, sular bir taraftan gelmeye devam ediyor. Getiriyorlar, boşaltıyorlar, gidiyorlar arkadaşlar. İçerideki arkadaşlar da, herkes bir elden kolileri yapmaya devam ediyor. Şöyle koliler geldi arkadaşlar. 4000 tane gelmiş. 2 saatte bitmiş şimdi. Tekrardan geldi bakalım. Hummalı bir çalışma var burada. Şu kartonları taşımasın da öyle gidelim. Tamam. Elden ele, elden ele. Arka, diğer tarafta da koliler taşınıyor arkadaşlar. Orada herhalde tır bir şey var.
nereden nereye gidiyor arkadaşlar. Buradaki kamyona sıra yükleniyor. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlarım biz elimizden geldiğince gittik, kolilere yardım ettik, kıyafetleri ayırdık, çocuk kıyafeti, kadın kıyafeti, erkek kıyafeti, ayakkabısı, işte atkısı, beresi, hepsini böyle gruplara ayırdık. Ondan sonra kolilemelere geçildi, kolilerin altına poşet koyuldu arkadaşlar, üstüne poşet koyuldu çünkü kıyafetler ıslanmasın diye. Sonrasında artık hani akşamüstü oldu, bayağı bir iş yaptık. Sandviç dağıtıyorlardı arkadaşlar. Biz de dedik ki hani evimiz yakın, evimize gidelim, sandviç yemeyelim. Hani çünkü orada daha uzun kalacak olanlar vardır ya da daha bizden daha önce gidenler vardır. Hani yetmez, yeter yetmez belki diye. Biz almadık, yemedik arkadaşlar. Sonrasında evimize geldik. Çok şükür Allah'a elimizden bu kadar geldi. Bu kadar yardım ettik. Bu videoyu da bu şekilde sizinle paylaşmak istedim. Sizler de ne olur gidin. İlinizde, ilçenizde, nerede yardım toplama merkezi varsa mutlaka yapabileceğiniz bir şey vardır. Gün birlik gün arkadaşlarım. Gerçekten öyle güzel bir ortam vardı ki. Öyle güzel bir atmosfer vardı ki herkes canla başla deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için uğraştı. Rabbim kabul eylesin. Rabbim böyle kötü günlerle sınamasın. Böyle kötü günlerden hiçbirimizi tekrar geçirmesin inşallah. Çok zor günlerden geçiyoruz. Gerçekten ülkece çok zor günlerden geçiyoruz. Yani biz sokakta yarım saat böyle duramazken, elimiz ayağımız dondu derken bir sürü insan, binlerce insan evsiz kaldı arkadaşlar. Çok zor. Çok zor. Rabbim yardım etsin. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.